Kıbrıs'ın en güzel villa projelerini gezme serimiz start veriyor. İsmini veremeyeceğim, hani ünlü markaların yöneticileri kışın da burada yaşıyorlar. Uzaktan işlerini hallediyorlar. Burada ne var? Burada da bir. Sana söylemedim bilerek, sürpriz olsun diye. O zaman bir çiftimize 2 gece 3 gün konaklama hediyesi verelim. Arkadaşlar, yepyeni, efsane, en iyi ev turlarından biriyle sizinle beraberim. Yanımdaki bu güzel hanımefendiyi beni sıkı takip edenler kesinlikle bilir. Sıkı takip etmeyenler de biliyor aslında. Çünkü Ceyda ile çektiğimiz ev turları kanalın en çok izlenen ev turları oldu. Yaklaşık 2-3 tane ev turu çektik. Hepsi en az 100-150 bin izlendi. Ve Ceyda artık bir ünlü. Bugün Kıbrıs'tayız, Girne'deyiz. Şu anda tarihler 10 Aralık ve 22 derece. Şunu giydiğime o kadar pişmanım ki Ceyda. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Kıbrıs'ın en güzel villa projelerini gezme serimiz start veriyor. Bu ilk videomuz. Ceyda ile beraber Kıbrıs'ın altını üstünü getireceğiz. Girne, Alsancak bölgedeyiz. Daha önce biliyorsunuz İskele bölgesinde falan ev çekiyorduk ama buraya gelince ağzım böyle düştü. Çok farklı. Ceyda, hayırlı uğurlu olsun bu arada. Çok canım. Teşekkür ederim. Yani gerçekten Kıbrıs'ın şu an en güzel bölgesindeyiz. Girne, Alsancak'tayız. Çok güzel projelerimizi atmış. Kıbrıs Developments'ın yaptığı şu an townhouse projesindeyiz. Şimdi Ceyda, Kıbrıs Developments diye bir inşaat şirketi var. Aslında onlar sadece bir inşaat şirketi. Kıbrıs'ın en köklü aileleri. Bu arada biz Kıbrıs'a dün akşam geldik. Gelir gelmez zaten onların ilk yaptığı projelerden birinde Ceyda bize Mehmetcan'la birer özel villa ayarladı. Onlarda kaldık. Eşyaları attık. Direkt kasinoya uzadık abi. Şimdi Kıbrıs Developments'ın yeni projeleri de daha önceki projeleri de artık Ceyda'nın elinde. Yani burada bu villalardan almak istediğin an artık Ceyda ile iletişime geçmen gerekiyor. Ceyda'yı araman lazım. Şimdi bu videoda bu ev turumuzda iki tane proje göreceğiz. Biri townhouse, biri de Natura Cyprus. Natura Cyprus. Biz orada kalıyoruz. Aralarında da iki tane ekstra yer göreceğiz. Gave diye bir yer var. Ben ilk Gave diye okumuştum ama benim şu ana kadar gördüğüm en güzel restoranlardan biri ve bu sitelerin içine dışarıdan da giriş sağlıyor biliyorsunuz. Sabah biz orada kahvaltı açık büfe muhteşem bir kahvaltıydı gerçekten. Efsaneydi. Buraya görüntülerini koyuyorum. Şimdi Ceyda, arkamızda gördüğümüz projenin ne? Burada daire var mı? Buradan daire satıyor musun? Ben aslında buradan daire satmıyorum. Benim sattığım ve şu an pazardığım proje başka bir proje. Ama bizim firmamızın, Kıbrıs Development'ın burası yapmış olduğu 3. proje. 1985 yılından beri aslında inşaat sektöründe Kıbrıs Development. Şimdi burada iki tane böyle kapı var. Buralar tabii süs olarak kullanılmış. Mesela bunlar klasik böyle eski geleneksel Kıbrıs kapılarından feyiz alınmış. Kıbrıs mimarisini yansıtma amaçlı aslında kullanılmış. Alçak, aç kapıyı. Turlara dayandı it portakal. Evet, burası sitemizin girişi. Burada mavi küplerle bir havuzla başlıyor bizim görsel şölenimiz aslında. Şu an biz tam sitenin içerisine girdik. Şu an arkamızda 5 parmak dağları var bu arada. Evet, çok güzel. Girne'nin en meşhur dağları. Oraya çıktığın zaman bütün neredeyse Antalya'ya kadar Türkiye'yi falan görebiliyorsun. Sağ tarafım deniz, sol tarafım dağlar. Bu site diyoruz ama site gibi de değil ha. Hani bizim İstanbul'da site dediğin zaman dikenli teller olur. 4 tane, 5 tane güvenlik kulübesi olur, köpekler olur falan. Girne Alsancak bölgesinde kimsenin arabasının kapısını kilitler, ne evinin kapısını kilitler. Burada dikenli tellerle bir çevrili bir site göremezsiniz. Normalde güvenlik de göremezsiniz. Yurt dışında Türkiye'den bir sürü müşterilerimiz olduğu için ve genelde güvenliğe alışmış oldukları için hani biz güvenlik sitelerimizde bulunduruyoruz ama gerek var mı aslında? Kıbrıs'ta, Girne Alsancak'ta hayır, hiç gerek yok güvenliğe. Çünkü burası gayet sakin, huzurlu, yaşamın şu kolayca aktığı bir yer. Amfora mı deniyordu bunlara, bu küplere? Vallahi onun ne dendiğini bilmiyorum. İnanılmaz güzel. Ama gerçekten çok güzel bir hava kattığı belli. Şu ana kadar gördüğüm en güzel ambiyanslardan birine sahip. Mısır'dan getirdik bunları. Mısır'dan mı? Egyptian. Ufacık bir malzemeyle evet, sitenin küçücük bir detay. Küçücük bir detaylı sitenin havası nasıl değişmiş? Bu site, şöyle söyleyeyim size, bu kapıyla ilk önce bu kapı, bu yol ve bu villalar yapıldı ve bütün proje ondan sonra satmış yani. Wow. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu arada sağ tarafımızda, sol tarafımızda sıralı villalar var ve hepsi ikişer katlı. Adanın, biliyorsunuz Kıbrıs zaten bir ada. Adanın en güzel, en kaliteli projelerinden birindeyiz. Hatta en kaliteli projesindeyiz. Çünkü biz dün ve akşam ödüllü. Ne ödüllü? Sign of City'den iki ödül aldı. Birisi premium proje ödülü. Ben şike yaptırdım Sign of City'de. Çalışan
kazandığım var. İki ödülümüz var burası. Ödüllü proje ve Kıbrıs'ın gururu ayrıca. Şimdi gel şuradan biraz bize bir siteyi anlat. Burası 44 bin metrekare arsa üzerine kurulmuş 151 tane yarı müstakil ve müstakil evden oluşan bir site townhouse. Buranın hemen yanında bir kahve var. Kahvede işte restoranda arkadaşlar keyifli vakitler geçirdiğiniz bir yer. Zaten merkeze çok yakın. Arkanızda beş parmak dağları. Önümüz zaten deniz. Şu an havadan gözükmüyor ama. Beyler bayanlar arkanız inanılmaz güzel bir görüntü var. Sağlı sollu villalar, ortada palmiye ağaçları, arkada da beş parmak dağı. Sadece palmiye değil, hurma ağaçları. Hurma ağaçları da var. 70 yıllık hurma ağaçları onlar var burada. Onlar hurma ağacı mı? Evet evet. Hatta şu an dalından düşmüş, yerlere dökülmüş bir sürü hurma şöyle var. Yürüyelim. Onları da gösteririz. Şimdi Tanaz projesini böyle bir turlayalım. Şimdi burada kaç tane villa var? Burada toplam 151 tane 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, yarı müstakil ve müstakil villalar var. Meçen şuna bak. Emekli dede gibi. Bakın yarı müstakil de derseniz eğer şu villayı göstereyim. Alt kat bahçeli, üst kat teraslı. Alt katın ve üst katın ayrı ayrı kullanıldığı villalara yarı müstakil villa diyoruz. Anladım. Yani ikisinin de ayrı girişi var. İkisinin de ayrı girişi var. Bunların da mesela bakın burada iki daire var. Burada iki daire var ya. Hı hı. Burada toplam aslında dört daireyi birleştiren bir de avlumuz var. Avlumuz eskiden var. Evet Kıbrıs'ta böyle avlularda komşular buluşup sohbetler eder, keyifli vakitler geçirirlermiş. Böyle o yüzden buranın en güzel yanını, kültürünü, Kıbrıs'ın yansıtan ve en sevdiğim projenin detaylarından biri olan avluları göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten avlular çok keyifli. Yani çok ben güzel. Şimdi bir süredir televizyonda çalıştığım için gözlerim artık bir yönetmen gibi görüyor. Sevgili Ahmet abi, eski yönetmenimiz Metin Hoca'ya selamlar buradan. Bak şuna bak! Kaç para burada evler kı? Burada 1 artı 1 daireler yani yarı müstakil villalar 170 bin pound'dan başlıyor. Çok ucuz. Ama şöyle söyleyeyim, alanlar zamanında bunu 90 bin pound'a almışlar ve şu an %100 bir karla 3-4 yıl içinde pound bazında 2 katı bir kar elde etmişler. Avlular dediğin yerler bir orada var. Mesela şurası her yerde. Bütün daireleri yani müstakil villaları bağlayan avlular var. Bir de tamamen özel girişli müstakil villalarımız var. Aa hakikaten hurma ağacı oğlum bu. Tabii tabii bak yere. Yiyebilirsin yani. Bildiğin hurma. Bak böyle bir tat bulamazsın. Bak böyle bir tat bulamazsın. Oha çok lezzetli aslında. Çok lezzetli. Ciddiyim çok lezzetli. Şimdi benim en sevdiğim yerlerden birine geldik. Avlulara geldik. Bakın evlerin girişleri bu avlulardan sağlanıyor. Ha, daire burada girişleri. Kumkat ağaçları var. Evet daire girişleri bu avluların kenarındaki o yuvarlak benim sevdiğim kemerli kapılardan sağlanıyor. Güzel. Yani işçilik kalitesinde hiçbir sorun yok. Bakar mısınız kumkatlara? Danından koparıp böyle yeniyor. Ekşi mi? Mandalina gibi işte bak. Mandalina aynı. Minik mandalina. Minik mandalina yani bayağı bildiğin. Böyle bir film sahnesi gibi de. Değil mi? Şeyde, İtalya'da ya da Yunanistan'da geçiyor mesela. Hı hı. Mykonos tarzı. Kiralar ne kadar burada? Kiralar 1 artı 1'lerin kiraları 750 pound'dan başlıyor. 4000 pound'a kadar çıkıyor. Yani burada bir daire aldığınız zaman 1 artı 1 olsun, 3 artı 1 olsun fark etmez. 9-10 yılda amorti ediyorsunuz. Aynı zamanda kısa dönemde kiraya verebiliyorsunuz. Dubai gibi. Gerçi Dubai'de 170 pound'a hiçbir şey yok da. Orada böyle bir yer almanız imkansız Dubai'den. 5 parmak dağlarını buradan görebiliyorsun. Bunlar 5 parmak dağı. Kıbrıs yaşamından biraz bahsedelim. Şimdi Girne'ye böyle yakın bir lokasyondayız. 3 dakika falan. Tabii, tabii. Değil mi? Bütün kolejlere, üniversitelere, ünlü otellere, beachlere, restoranlara 3 dakika, 5 dakika en fazla mesafede bulunan bir yer Girne Alsancak. Hani burası mesela satılan Kıbrıs'ın gelişmekte olan yeri değil. Kıbrıs'ın en gelişmiş, en lüks yeri. Kırmızı alacaktın hani. Son anda fikrim değişti. Sen çok değiştin. Yalnız arabalar Kıbrıs'ta çok ucuz. Mesela bu araba Türkiye'de ne kadar? 6 milyon var. Burada 6-7 milyonsa burada 2 milyon. 3'te 1 fiyatı. Yalnız bana da yakıştı ha. Yakıştı gerçekten. Fotoğraf ses efekti. Burası da townhouse sitesindeki müstakil villaların kullanmış olduğu ortak havuz. Hı hı. Burada müstakil havuzlu villalar da var, havuzsuz villalar da var. O yüzden böyle bir ortak alan yapmışlar. Oturanları biraz bahseder misin? Ben buradan ev alsam yani komşum kim? Komşunuz genelde burada Norveçliler, İsviçreliler, Almanlar. Yani tamamen %90'ı yabancı ülke vatandaşlarından oluşuyor. Yani baktığın zaman dünyanın değişik bölgelerinden gelen kişiler yaşıyor. %90'ı yabancı müşteriler oluşturuyor burada. Yalnız dünyanın en güzel kızları İsveç. Kesinlikle çok güzel kızlar. İsveç inanılmaz. Kesinlikle bir çok numara. Güzel. Türk var mı? Türk de var. %10 kadar Türk var ve Türklerde genelde doktorlar, mühendisler. Yani ismini veremeyeceğim hani ünlü markaların yöneticileri artık hani yazın değil kışın da burada yaşıyorlar. Uzaktan işlerini hallediyorlar. Biz dün akşam geldik Mehmetcan'la. Gerçi Ceyda da bizimle geldi. İstanbul'da kaldın değil mi? Birkaç gün herhalde. Evet, birkaç gün İstanbul'da. Gidiyor musun İstanbul'a çok? Sık sık gidip geliyorum. Ha. Oğlum var biliyorsun. Onunla da vakit geçiriyorum. Buraya geri geliyorum. Gönder işe başlasın hemen Mehmetcan'ın yanında. Öyle yapacağım. O kadar kötü bir hava vardı ki İstanbul'da bak. Gri, yağmurlu, gri, soğuk. Kasvetli ve 5 derece. Bazen de böyle yağmur yağmıyor. Sıkıcı, boğuk. Korkunçtu ya. Sanki üstünüze negatif enerji yağıyor değil mi orada? Evet. Burada uyandığında nasıl hissettin kendini? İnanılmaz rahat. Neden? Çünkü biliyor musun? Burada o İstanbul'un o
rutubeti yok. Tertemiz burası. İki, sanayi yok. Üç. Kıbrıs nasıl geçiniyorlar? 7 numaralı konut. Turizm, üniversite. Bu benim çok işte. Çok şirin değil mi? Uğurlu rakamım 7 biliyorsun. Bu ev benim abi, benim olmalı. O zaman ne yapıyoruz? Enerji gönderiyoruz. Enerji olayına da bayılır Yiğit. Nefes ediyoruz. Yiğit. Beyler inanmayın böyle şeylere. Bunlar tamam değil. Demeyelim yine öyle Yiğit'cim. Çünkü inananlar var. Onlar da beni gömmeye başlayabilir. Evet, onlar da seni gömmeye başlayabilir. Herkese saygı duyuyoruz. Ama hadi 7-7 demekle de olmuyor. Olmuyor. Ona göre davranmak gerekiyor. Hayata geçirmek gerekiyor. Buradaki köpekler de çok sakin. Bak bak bak. Bu beni çok seviyor. Bu benim aşığım. Sana geldi zaten direkt. Evet. Ay bu şimdi bırakmaz bütün gün bizi. Şimdi kahveye gidelim. Bu arada pazar günü etkinliklerinden bahsetmiştin ya. Bu sabah bizi 7'de Ceyda bir etkinliğe götürdü. Sen Hilaryon Kalesi'ne çıktık. Burada oturan site sakinleri her pazar buluşup 4-5 saat yürüyüş yapıyorlar. Biz bir 2 saatine katıldık onların. Burada hava çok güzel. Ya orası efsaneydi. Çok güzel. Gerçekten müthişti. Çok güzeldi. Yani şöyle bir güzellik var. Hani burada ne yapacağım diye düşünmüyorsunuz. Çünkü burada bir sürü etkinlik sunuyoruz aynı zamanda. Mesela ne yaptık bugün? Sabah işte dağ yürüyüşüne gittik. Arkasından ne yaptık? Yine geldik evimize, kahveye. Burada kahvaltımızı yaptık açık büfe. Çok iyi. Hadi kahveye gidelim. Evet, sonra diyorsun ki mesela ya birazcık acaba rahatlasam, masaj mı yapsam? Hemen Natura'ya geçiyorsun ne yan masajı? Tarafına. Nerede? Burada Güney Avrupa'nın en iyi spa merkezi seçilen Natura Spa Wellness var. Şaka. Evet. Sen bu arada İstanbul piyasasını artık şey yaptın. Ben tamamen bıraktım. Ben geldim. Buradaki projeleri gördüm. Sadece Kıbrıs Development'ın projelerine inandığım için sadece ben dedim bu projelere çalışacağım. Başka hiçbir projeye çalışmayacağım. İnandığım yolda yürürüm dedi. Ben sevmediğim hiçbir şeyi satmam. Ceyda da bu arada nereden? YouTube'da emlak dünyasını gördü. En çekici hanımlardan çok biri. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da tabii ki de işinde de başarılı. Öyle başarılı olmasa işinde sadece görsellik olsa bu projeleri kesinlikle ona vermezler. Tek tabii etkili vermişler komple bütün projeleri. Helal olsun. Teşekkür ederim. Bundan sonra devam edecek projelerimiz de gelecek. Ama şu an Mediterra gerçekten çok çok güzel bir akıyor proje diyorsun olacak. Kahveye yürüyecek miyiz? Çünkü kahve bu sitenin içinde. Aha, ama ayrıca dışarıdan da gelmeleri için dışarıdan da kapımız var. Arkadaşlar az önce yürüdüğümüz yoldan şöyle sağ yaptık, kahveye geldik. Kahve buranın içerisinde bir restoran. Bu arada dışarıdan da giriş var. Sabah kahvaltımızı komple bu arkada gördüğünüz yerde yaptık. Aynı zamanda onların burası açık alanı. Şimdi burada yılbaşı süsleri hazırlanıyor yukarıda gördüğünüz gibi. Jingle haftaya bells, bir festival var. Bells. O yüzden kırmızı giyindim. Ben de kırmızı rüştürdüm. Gay zannediyordum ben de. O da öyle zannetmiş ilk. Kahveymiş. Aslında kahve. Ya eskiden kahve çünkü doktorun Kıbrıs halkı kahveye kahve dermiş. O yüzden kahve şeklinde ismi uyarlanmış. Eski Kıbrıs mimarisinde yuvarlak böyle kemerler olurmuş kahvelerde. Burası da aslında şu an kapatıldı. Kapatılmasaydı daha güzel gösteriyordu İngiliz mimarisini. İngiliz mimarisinde mi oluyor? Yuvarlak yuvarlak. Hayır, eski Kıbrıs mimarisinde. Ha, eski Kıbrıs. Rum evleri. Burası çok keyifli ve çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Biz sabah şurada kahvaltı ettik arkadaşlar. Her şey bu masada olmuştu sabah. O masa bu masaydı. Efsane bak, güzel sabah bir kahvaltı. Sabah çok güzel sobamız yanıyordu. Bak, burada çok güzel keyifli bir kahvaltımız olmadı mı, oldu. Yemek olmadı mı, soba olmadı mı nasıl? Değil mi? Gidiyor, enerji gidiyor. Sabah nasıl da cıvıl cıvıl. Burası da şimdi yılbaşına hazırlanıyor. Kapı süsümüz takıldı. Parti mi olacak burada? Evet. Böyle panayır gibi böyle bir alanda canlı müziğin olduğu, keyifli ürünlerin satıldığı, yeme içmenin böyle zevkle yapıldığı 2 gün olacak. 2 gün geçecek. Kıbrıs'ın en iyi kahvaltıcılarından diyebilir miyiz? Tabii burası ki sadece kahvaltıcı mı? Kahvaltı, kahve, tatlı ve yemek de var burada. Burada kendi kahveleri de var, öğütülmüş bu arada. Evet. Yani siz Kıbrıs'ta mesela yaşayan birine kahveyi sorarsanız bilmemesi mümkün değil. Hani buraya hiç aklınıza gelmeyecek ünlüler de geliyor. Hani gördüğünüz zaman şaşırmayın. Anladık. Tamam ya, ünlü geliyormuş ya. Al ben de geldim. Senin kadar ünlüsü gelmedi ama Yiğit'ciğim. Biz bazılarının eline su dökemeyiz. Şundan bahsetmek istiyorum. Niye İstanbul'daki sitelerin içerisinde böyle güzel şık bir yer? Çok az. Tamamen böyle hızlı döndürülebilir fast food tarzına döndüler. Hani McDonald's Burger gibi. Şimdi Townhouse sağ tarafımızdaki projeydi. Hemen yan tarafta bizim de kaldığımız, Ceyda'nın da kaldığı Natura projesine gidiyoruz. Orası da 2021 yılında yapımı tamamlandı. 2021 yılında tamamlanmış. Arkadaşlar şu kapı çıkışına ışınlanıyoruz şimdi. Yiğit birinci ev turu Natura. Siz de fark etmediniz mi? Ben şu anda güneş gözlüksüz bir ev turu çekiyorum. Çünkü güneş gözlüğüm, yeni aldığım güneş gözlüğüm Sabiha Gökçen Havalimanı'nda arabamın içinde duruyor. İsterseniz gidip alın onu. Yapmış en olabilir. En nefret ettiğim şey ya güneş gözlüksüz güneşe çıkmak. Bakamıyorum. Kesinlikle çok yakıştı yalnız. Gerçekten yakıştı. Model pozları. Takabilirsin istersen. Ben kırmızı gözlüğümle devam ederim. Hava çok güzel ya. Evet gerçekten çok güzel. Çok hafif. Hiç ağırlık yok havada. Hafif böyle minik minik kuş sesleri geliyor. Deniz sesi geliyor. Havuzun sesi geliyor. Kuş sesini duyuyor musun Yiğit? Ay çok tatlı. Şimdi Natura'ya geldik. Şöyle sıralama yapayım. Townhouse, kahve ve Natura yan yanalar. Ve Natura Spa. Biz burada kalıyoruz Mehmetcan'la bu güzel dairede. Bunu kendi vlogumdan izleyebilirsiniz. Kıbrıs vlogu çekip atacağım. Ceyda'nın arabası da şurada. Şu mavi araba. O da orada kalıyor. Kıbrıs ada halkı bu işi çözüyor.
çözmüş. Sade, minimal, kaossuz, trafiksiz, stressiz, yılın 12 ayın 10 ayının güneş olduğu bir hava. Bazen diyorum ki biz ne yapıyoruz İstanbul'da abi? Burada ne yaşıyorlar? Evet, bir kaos yaşıyoruz. Sonuçta onlarınki de yaşam burada, şurada evde oturanın. Evet. Bizimki de bir yaşam. Yaz kış yaşıyorlar abi. Evet. Abi. Ucuza yaşıyorlar. Biz İstanbul'da böyle kaliteli, böyle güzel bir bölgede yaşamak için ne kadar para vermemiz gerekiyor? Townhouse'dan ne farkı var bu projenin görsel olarak? Townhouse'dan ne farkı var? Yine bunun da arkasında da 5 parmak dağları var. Sadece mimari farkı var. Bu dağ mı yeni? Bu yeni. Bu 2021 yılında. Ha, 2021 model. Evet, 2021 burada model. Burada satılık daire var mı şu an? Burada da ikinci satılık. Şu an 2 tane var. Burada bir tane daire görecek miyiz? Göreceğiz. Tabii göstereceğiz. Gel, biz geçelim. Şuradan geçiyoruz. Kesper. Bir anda üstümüzü... Şu anda ikinci gündeyiz arkadaşlar aslında. Tatam. Şimdi Natura'dan bir daire göreceğiz. Bugün açabildik daireyi. Teraslı penthouse şeklinde bir daire. Şimdi havuzun hemen arkasında şöyle. Bu daireye gidiyoruz değil mi Ceyda? Evet. 3+1 balkon ve teras dahil 182 metrekare bir daire penthouse turu yapacağız şu an. Burası zamanında, yani bundan 22 ay önce 170 bin pound'a satılmış ve şu anki satış fiyatı 670 bin pound. Ne? 3,5 katı neredeyse. Yani hani böyle bir değerlenen projede satışta mı şu an daire? Kalsalardı acayip kazanmışlardı. Hayır. Değil. Burada hiç daire yok. Bu ara videoyu hani burada da daire görmek için çekiyoruz. Ardından da Ceyda ile Natura Spa bölümümüz devam edecek. Dairenin orada görüşürüz. Şimdi nereden başlayalım? Salondan başlayalım isterseniz. Burası yine bir Amerikan mutfak tarzında yapılmış. Natura'da 3+1 bir daire izliyoruz. Burada bu katta iki balkonumuz var. Salon büyükmüş ya. Arka cephemiz dağlara bakıyor. Ön cephemiz de denize bakıyor. Burada açık bir mutfak var. Evet. Güzel. Bizim bahçe katlarından büyük bura. Burası 182 metrekare. Bahçe katları bir tık daha küçük oluyor. Bir de burası 3+1. Sizinkisi 2+1. Tavanlar bu arada çok yüksek arkadaşlar. Yaklaşık 3 metre 20 santim falan var. Burası da televizyon ünitesi bölümü. Burayı satmıyordu değil mi ev sahibi? Hayır, satmıyor. Burada komple boydan boya sürgülü bir cam sistemi var. Senin içine bakıyor. Burada da bir tane terasımız var. Ve çok keyifli. Bugün sabah biraz yağmur yağdı. Yerler ıslak. Çok güzel büyük bir teras. Deniz de görüyor. Tabii tabii, deniz manzarası yukarıdan çok daha güzel görüyor. Tatil köyü gibi ya. Evet. Hava o kadar güzel ki şu an. Oh! Bak ikinci gündeyiz. Hava akıyor. Gençleşmişim değil mi biraz? Gençleşmişim iki günde. Bu kadar mı fark eder? İstanbul'a bugün baktım. Hava o kadar kasvetli ki. Klasik artık yani. Artık şaşırmıyorum. Bir şey diyemiyorum. Biz de mi yerleşsek Kıbrıs'a? Her genel bunu düşünüyor zaten. Hep bir o var değil mi? Tabii şey diyor yani. Hani ben İstanbul'da o hayatı yaşayacağımı niye ben burada bu hayatı yaşamıyorum? Ve daha uyguna. Burada bir kiler var. Çamaşır odası. Evet. Kurutma makinesi, çamaşır makinesi ve raf sistemi var. Burada ne var? Bir saklama alanı, ayakkabılık. Burası da aslında vestiyer olması lazım. Evet. Hı hı. Vestiyer. Asma tavan ve spot aydınlatmalarla süslenmiş dairemiz. Burada küçük bir odamız var. Misafir odası. Birinci odamız. Şöyle bir bakın. Yaklaşık 10-12 metrekare büyüklüğünde. Burada yine gömme dolaplı bir misafir odamız mevcut. Burada da gömme dolaplı yine bir misafir odası. Çift kişilik yatak ve gömme dolaplar var. Şöyle göstereyim. Kıyafet dolabı. Burası da ana yatak odası. Evet. Buranın da kendine ait bir balkonu var. Evet. Aslında duvar. Burada boydan boya cam. Yine böyle manzara ve gün doğumu. Bunu aslında alıyorsun. Ne kadar güzel bir manzara oluyordur. Gün batımı ve gün doğumu. Kesinlikle çok güzel. Sabah kahvenle beraber çık bir balkona. Evet. Oh! Terasları görüyor musunuz? Bu evin üst katı böyle. Yukarıdaki teras gibi. Roof terası. Çok modern duruyor biliyor musun? Evet. Burada da bir giyinme dolabı bölümümüz var. Giyinme dolapları. Bunlar da lake bu arada. Evet, lake. Beyaz ve koyu antrasit. Burada ne var? Burada oha! Da bir... Sana söylemedim bilerek sürpriz olsun diye. Lavabo var. Ayakkabıyla giriyorum şu an. Kusura bakmayın. Burada gizli bir banyo var. Benim için biçilmiş kaftan. Kesinlikle. Ben tuvalette en az yarım saat vakit geçiriyorum. Öyle mi? Dairenin kapısını kilitliyorum. Kendi evde tek başıma olsam bile... Seni kimse bulamaz bunu. Kendimi izole ediyorum tuvalette. Tavan da yüksek. Mük. Burada da bir ortak banyo var. Şu an burası 600 bin pound civarında. Evet, 650 bin pound civarında. Kaçtan kaça çıktı? Kaç ayda tekrar? 170 bin pound'dan 650 bin pound'a 22 ayda. Yani 2 yıl bile olmadı. Vay be. Günlük kirası ne kadar ya da aylık kirası? Buranın günlük kirası tahmini şöyle söyleyeyim size 300 pound civarı. Aylık kirası ise 4000 pound civarı. 4000 pound civarı. Çok iyi bir getiri. Evet. 10-12 yılda amorti ediyor aslında. 170 bin pound aldığını düşün. Arkadaşlar biz şimdi ikinci video için çekimlere devam ediyoruz. Siz Natura Spa ile devam ediyoruz.
Kıbrıs çok huzurlu bir yer. Yani ben buraya ilk geldiğim zaman çok şaşırdım. İnsanların hepsi mutlu, huzurlu. Burada yaşam kaygısı yok. Mesela İstanbul'da ya da Türkiye'de artık hani ekonomik durumdan dolayı farklı yerlerde farklı stresler ve kaygılar mevcut. Ama Kıbrıs'ta öyle bir şey yok. Mesela asgari ücret 15.800. Ama burada her şey daha da ucuz. Daha da ucuz. Tüm dünya biliyor zaten sigara, alkol. Sigara, alkol zaten çok ya ucuz. 1000 liraya hani aldığın viski. Burada 250-300 lira. 150-200 lira falan. Üçte bir fiyatına yani. Bedava. Araba da üçte bir fiyatı. Bir de şöyle mesela ulaşılabilir olduğu zaman insanın canı da çekmiyor zaten. Tabii canım, burada hani kimseyi siz göremezsiniz böyle hani alkol içmiş uyanamamış. Ha burada tam aksine daha sağlıklı bir yaşam var. Kesinlikle. Sabah erken kalkıyorlar, yürüyüşünü yapıyorlar, erken yatıyorlar. Huzurlu, mutlu hani bir aile ortamı var burada. Şöyle bir de hani Kıbrıs'ta hayat çok güzel. Kimse çalışmıyor, yatıyor gibi de değil. Hani ve birbirini kırmadan. Yaşamı İstanbul'dakilere göre genel olarak topluyorum. Burada da zorluk yaşayanlar elbet vardır da daha konforlu. Sanki baktığın zaman ben kendime şimdi bakıyorum buralara geldiğim zaman. Benim yaşamım daha kısaymış da daha çok çalışmam lazımmış tabii. gibi davranıyorum. Onlar da yaşamımız daha uzun, daha relax takılabiliriz gibi davranıyorlar. Biz niye öyle davranıyoruz? Buraya şimdi geldiğim zaman bana şey dediler. Siz nasıl bu kadar koşturabiliyorsunuz? Bu kadar hızlı yaşayabiliyorsunuz? Alışık burada, değiller değil evet, mi? Hayat ve yaşam yavaş, sakin. Onlar nasıl yapıyor bunu? Normal kalkıyorsun, işine gidiyorsun. Akşam geliyorsun, yemeğini yiyorsun, çocuğunla vakit geçiriyorsun. Özel hayatına zaman ayırıyorsun. Bir yaşam tarzı belirliyorsun kendine burada. Sakin sakin yaşıyorsun. Ama biz Türkiye'de böyle olmasının sebebi ekonomik sıkıntı. Buradaki en büyük rahatlığı sağlayan şey ekonominin rahat olması. Rahat olması. Şurası aşağıda. Senin genel otoparkı. Ne kadar nizami? Senin mi Natura Spa'nın otoparkı burası? Natura'nın. Natura Spa'ya bu kadar müşteri mi geliyor ya? Şaka yapıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Burada imar izni %20 olduğu için %80 alanını sosyal ve yeşil alan kullanmak zorundasın. Güney Afrika gibi. Güney Afrika'ya daha önce gitmedim ama görsellerden böyle bana o hissiyatı verdi. Natura Spa burası diyorsun. Burası sadece da site sakinlerini kullanabilir. Hayır, dışarıdan da buraya giriş sağlanabiliyor. Ne kadar masaj? 65 Euro'dan başlıyor. 30'a çarp 2000 lira. Evet, içinde 65 Euro'dan başlayan paketler var. Islak alan kullanımı. İnanılmaz güzel bir terası var buranın. Bunları hep böyle filmlerde gördük. İtalyan filmlerinde. Evet. İtalyan Sicilya köylerinde böyle basamaklar ya da bir teras alanı. Çok güzel mobilyalar var. Şunların kiremit renginde taşları var. Şurada tam böyle güzel bir kahve içeceksin ya. Akşam da şurada ateşini yakacaksın. Vay be. Huzurdan uykum geldi. Bak normalde spa merkezleri nereye yapılır? Hep yer altına yapılır. Burada tam tersi. Yani tamamen şu burada bu gördüğünüz yerde Milli Park. Niye yer altına yapılıyor spalar? Genelde kullanım alanından kaçıyorlar. O yüzden hani en işlemeyecek yerlere onları yapıyorlar. Ama burada hani sitenin en değerli bölgesinde en güzel manzarasına sahip bölümlerden bir tanesi. Beş parmak dağları çok iyi görünüyor evet. ya. Ben burada bir tane fotoğraf istiyorum. Kesin. Net. Güzel çıkıyor renkler burada. Ay, çok kırmızı güzel. Giymesen bu kadar güzel olmaz. Değil mi? Rengi o yüzden seçtim. Bir kadeh şarap içeceksin şu anda. Bir tane puro. O ateşi de yakacaksın. Ateş. Ayaklarını koyacaksın. 4-5 arkadaş onun etrafında sohbetini edeceksin. Bak kuş seslerini duyuyor musun? Çok iyi geldi Kıbrıs bana biliyor musun? Yarın da bir günümüz var sonra İstanbul'a geri dönüyoruz. Ben dönmeyeceğim ya. Mehmet ya şu gökyüzünü çeksene. Tablo gibi. Kıbrıs'ta bir spa merkezi diye düşünmeyin. Buraya bu yıl, burasının bu arada birinci yılı kutlandı. Bir yıl içinde 3 tane konuşmacı geldi sağlıklı yaşamla ilgili. Sıradan bir spa merkezinin yapmayacağı böyle büyük etkinlikler mesela burada gerçekleştiriyor. Canlı müzikler yapılıyor konuşmanın arkasından. Tek katlı müstakil villalar var bak görüyor musun? Bireysel. Onların görüntüsü de çok güzel oldu. Evet, inanılmaz duruyor abi. Kafayı yiyeceğim ya. Ben dönmek istemiyorum abi ya. Şimdi bir Natura'nın içine bakacağız. Natura Spa'nın içerisine. Bir güncel fiyatları bakalli. Giriş güzel. Çıkış mekan güzel. Bunlar evet. Çok güzel. Kokulu mumlar. Fiyatları söylüyorum abi. Natura Signature Massage 50 dakika 65 euro. 80 dakika 90 euro. Aromaterapi 65 euro. Yani ortalama 65 euro ile 90 euro arası değişiyor. Yılbaşı ağacı yapmışlar. Yılbaşı ağacı var. Evet, yılbaşına hazırlanıyoruz. Yukarıda yine VIP özel odalarımız var. Jacuzzi ile. Aşağıda hamam, sauna, ıslak alanlar mevcut. Dışarıda da çok güzel bungalovdan bir masaj bedenimiz var ama şu an tamiratta olduğu için orası gösteremiyoruz. Ay çok güzel ya. Böyle gel spanı yaptır. Kahveni iç sonra git yat evine. Masajını yaptıracaksın. Kahveni içeceksin. Hemen yürüyerek birkaç adım sonra da evine gidip uyuyacaksın. Dinleneceksin. Aşağıya inemiyoruz herhalde. Evet şu an çünkü ıslak alanı kullanan müşterilerimiz var. O yüzden orayı yapamıyoruz. Göremiyoruz. Evet Yiğit'in en sevdiği şey spor. Belli oluyor mu kasların? Oluyor olmaz olur mu? Baksana 40 kilometreden belli oluyor. Gerçekten mi? Yani uzaktan görsen şey der misin mesela? Yürüyorum. Fit. Ya evet, kesinlikle fit derim. Peki fit kaslı der misin? Fit kaslı.
Ben o kas öyle olayını sevmiyorum. Evet, çok çirkin duruyor. Evet, bence yani tercih meselesi ama bak bu gayet fit, sağlıklı gözüküyor. Şu anda 60 kilo, yok 30 kilo basıyorum abi. Çok rahat. Ben gözümü çıkarayım. Mehmetcan yapabilir misin aşko? Biz böyle gelip ücretsiz kullanabiliyor musun burayı? Ben sabahları spora geliyorum buraya. Şaka yapıyorsun. Sabahları geliyorum, spora sadece yapıyorum, spor, havuza giriyorum. Sadece spor için ne kadar ödeniyor aylık acaba? Onu bilmiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Ay çok ne şirin bileyim, değil mi ya? Çok tatlı. İnanılmaz tatlı bir bebek değil mi? Abi Avrupalılar işi çözmüş. Benim de euro kazancım olsa ben de böyle mutlu olurdum bebekken bile. Türk kahvelerimizi söyledik. Mehmetcan sen neyi söyledin? Ben orta Türk kahvesi. Orta mı? Ben sadece söyledim. Sıcak çikolataya benzemiyor mu böyle bir görüntü? Evet. Double Türk kahvesi. Şimdi Natura Spa'nın bahçesini biraz keyif yapıyoruz. O sırada da Ceyda'ya bırakıyorum kamerayı. İstediğini söyleyebilirsin. Şimdi böyle anlat deyince anlatılmıyor arkadaşlar. Anlatılmaz çünkü yaşanır. Evet yani burası gerçekten doğanın içinde harika bir manzaraya sahip. Milli Park'ın yanında oksijenin bol olduğu, havanın mis gibi 300 gün güneş olduğu bir bölgede bir spa merkezi. Yani ve burayı bir şöyle düşünün. Sitede yaşıyorsunuz. Yarı müstakil ve müstakil binalardan oluşan. Yanda bir şeyler yapıyorum sağ olsun. Evden çıkıp buraya masaja gelebiliyorsunuz. Spor salonunu kullanabiliyorsunuz. Kapalı yüzme havuzunu kullanabiliyorsunuz. Sonra evinize gidip dinlenebiliyorsunuz. Oradan kahvenizi çıkıp kahvede içebiliyorsunuz. 1-2 dakika sonra zaten merkezdesiniz. Otelleri, restoranları, beachleri istediğiniz... Niye buraya bakıyorsun sürekli? Saat burada şu an 4 çeyrek. Türkiye'de 5 çeyrek. Arada 1 saat yani, fark var. 1 saat fark var. Ne kadar önemli 1 saat. O kadar şey güzel ki ambiyans. Mayıştım, evet, burayı oksijen. Çok seviyorum. Ya bak şu manzaraya bayılıyorum. Yemişli bir dağ manzarası. İnsan bir şarap ısmarlar ya. Kahve ne? Şimdi şöyle şarabı akşam ateş çukuru var ya. Ha. Onun başında ben gözümle canlandırdım. Bari böyle ballandıra ballandıra anlattık. Biz daha önce Kıbrıs'a gönderdiğimiz arkadaşlarımız olmuştu. Sen de bir şeyler ayarla da. Ben geldim. Mehmetcan geldi. Biz nevalandık. Diğer takipçilerimden de birilerini ağırlasam burada. Tabii ki memnuniyetle şu an hani size gezdirmiş olduğumuz Natura Cyprus projesini gördünüz ve beğendiğinizi düşünüyorum. O zaman bir çiftimize 2 gece 3 gün Natura konaklama hediyesi verelim. Nasıl olacak yani? Yani biletlerini alacaklar, gelecekler. Burada 2 gece 3 gün tatillerini yapacaklar. Nerede kalacaklar? Natura Cyprus'ta kalacaklar. Bizim kaldığımız evet, yerde. Evet, sizin kaldığınız. Hatta senin dairede kalacaklar. Yemin et. Yemin ederim. Onu ben üstleniyorum. O zaman şey yazabilir miyim? Benim kaldığım odaya yatağın ranzasına şey yazacağım. Öperler ama zamanı durduramazlar. Asker. Çok onlar da gelirler. Burada onlara bir kahvaltı ısmarlarız. O zaman şöyle. Videonun arasına yapıyorduk normalde biz. Artık sonuna oldu. Videonun sonuna doğru geldik arkadaşlar. Yarın asıl yeni bir proje yapılıyor. Onun showroom'unu gezeceğiz. Başka projeleri gösterecek Ceyda ve asıl şu anda satışını üstlendiği tam anlamıyla o projeleri gösterecek. Şu anda bir tanesinde sadece 45 tane ünite kalmış. Geri kalanları satılmış. Orada minimum fiyat ne kadar? Yarın şu göreceğimiz. Şu an evet 1 artı 1'in hepsi tükendi. 2 artı 1 127 metrekare artı 90 metrekare bahçeli 330 bin pound. Yani İstanbul'da böyle bir yerde 11-12 milyon civarı İstanbul'da böyle bir yerde herhalde 60-70 milyona oturabilirsiniz. Ha. Burada 12 milyon İstanbul'da oturuyorsunuz. İstanbul'da böyle bir hava zaten yok. Böyle bir hava yok. Böyle bir hayat yok. Yani mesela Zekerköy'de yaşıyorum ama Zekerköy'de de böyle bir hava yok. Evet oksijenli bir yer. Kuzey ormanlarına yakın. Ama abi Zekerköy'de kaçırdığın şu an acayip rutubet var böyle. Karadeniz havası. Burada şu an Akdeniz'deyiz ya. Evet Akdeniz'desin. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yorumlara daha öncekiler gibi video ile alakalı, proje ile Kıbrıs'la alakalı fikirlerinizi belirtin. Fikirlerini belirten her kişi yalnız iki yorum kabul etmiyorum. Tek yorum olacak. Her takipçimi çekilişe katacağım. Tek de olabilir mi? Tek kişi. Tek kişi de olabilir. Ha, tek de katılabilirsiniz. Çift olarak da gelebilirsiniz. Ceyda burada 2 gece 3 gün konaklama hediye edecek. Ve kahvede bir kahvaltı. Kahvede de bir kahvaltı verecek ama uçak biletini kendiniz almanız gerekiyor. Uçak biletleri de dönem dönem uygun olabiliyor. Tabii mesela hani 900 liradan başlıyor. Ha, Kıbrıs'ta yaşayan bir takipçi de olabilir. Yani 2000 liraya kişi başı gidip gelebiliyor. Aynen. Kıbrıs'ta yaşayan bir takipçi de olabilir. Benim kaldığım odada konaklayacaksınız. Evet. 2 artı 1 güzel bir daire. Hemen şu bahçeli arkada. Evet. Yorumları yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta videonun açıklama kısmında ve yorumun ilk yorum olarak kazananı yazacağım. Bir çekiliş yapacağım. Aynı gün Instagram'da da çekilişi göstereceğim. Ne zaman verirsin hediyeyi? Kazanım tamam, açıklansın. Evet onları hani konuşuyoruz. Okay. Müsait oldukları bir zaman zarfında ayarlarız. O konuda yardımcı olacağım. Yapmanız gerekenler yorumlara bu proje turuyla Kıbrıs'la alakalı ben de video ile alakalı yorumlarınızı belirtmek. Güzel mi beğendiniz mi? Kötü yorumlara da açız bu arada. Beğenmemiş olabilirsiniz tabii ki de. Biz genelde Kıbrıs'ta lüks bir proje turu, villa turu yaptık. Yarın proje turuna devam ediyoruz. Az önce söylediğim gibi. Çekilişe katılmak için yorumlara yazıyorsunuz. Ben bir kişiyi burada 2 gece 3 gün konaklama hediye ediyorum. Instagram'dan Ceyda
Beyda Çakkir ve İki Instagram'dan K'li. Portakal benim hesabımı takip etmeniz, yorum yazmanız gerekiyor. Yapmanız gerekenler bunlar. Yarınki videoda da bambaşka bir hediye verecekmiş Ceyda. Az önce söz verdi. Bu arada siz de bu bölgede Kıbrıs Developments projelerinden ev almak istiyorsanız, buralarda yaşamak istiyorsanız Ceyda ile iletişime geçebilirsiniz. Benim adımı verirseniz özel bir indirim, discount verecek. Onları da Merit Royal'de bir gece ağırlayacakmış. Hayır. Öyle iki gece. Ve uçak transfer dahil. Senin adını verip buradan bizim projelerimizden Kıbrıs Development'dan bir proje alırlarsa eğer ben onlara iki gece üç gün Merit Royal'de uçak transfer dahil bir konaklama hediye ediyorum. Beni de alın be. Vallahi biz gelip video çekip gidiyoruz yani. Hiçbir şey yaptığımız yok. Kendi tercihleri. Eğer siz Ceyda'dan daire alırsanız Ceyda'yla görüşürüz. Yanımıza bizi de alın. Bize de haber versin. Hani Yiğit senden. Ama yani kesinlikle Yiğit'in adını vermeleri gerekiyor ki ben o ayrımı yapabileyim. Bir rakı akşamı düzenleyelim. Bir rakı içelim. Bir şeyler içelim. Tabii ki, tabii yemek ki. Yiyelim. Kıbrıs Lüks Proje Turu ilk serimiz bugün bitti. Yarın da bambaşka bir seriye geçiyoruz. Onu da önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşürüz. Kıbrıs serilerimiz son hızıyla devam ediyor. Ceyda renk kattın. Teşekkür ederim. Tekrardan. Uzun zaman olmuştu. Evet, uzun zaman olmuştu. Özlemişim. En son Kartal'da Dragos'ta efsane villalar gösteriyordu evet. bize. 75 milyon, 100 milyon, 150 milyon. Kıbrıs'ta görüşmek nasibimizde varmış. Kıbrıs'ta evet. görüşmek nasibimizde varmış. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Love you.